Sağ olun, Allah razı olsun. Çok mutlu olduk kendiniz için. Ayağınıza sağlık. Türkiye büyük aslında. Her yere gitmek isterim. Evet, evet. Her zaman vatandaşlarla buluşmak isterim. Yani biz şayet başa gelirseniz beklentimiz çok. Bütün gençlerin beklediği şeyleri siz zaten biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Atama, mülakatlar. Öyle. Ekonomik sorunlar, zamlar. Öyle. 250 liraya Antep fıstığı satıyoruz başkanım. Evet. Kim alacak? Kime satacağız ve biz nasıl satın alacağız? Evet. Asgari ücreti biz elemanlarımıza ödeyemiyoruz. Ödediğimiz paralar da elemanlarımıza yetmiyor. Yetmiyor tabii. Böyle bir sorun var. Öyle. Öyle. Yani ya tam destek esnafa da olsun. Evet. Tam destek halka da olsun. Bunları istiyoruz. Onun özü iktisatta gelir dağılımında evet. Denge olmak. Evet başkanım. Yani evet başkanım. Yaratılan katma değeri hakça bölüşmemiz lazım. Ben yani işçisi üniversite de, mezunuyum. De, emeklisi de. Evet, evet, üniversite mezunuyum. Atanamadığım için sağlıkçıyım. Evet. Öyle mi? Ha. Tabii. Ortağımla çocukluk arkadaşıyız. Ortağım okumadı. İkimiz şu an aynı işte buluştuk başkanım. Evet, evet. Atanamadığımız için. Evet. Evet. Ortağım daha kalabalık şu anda. Sağlıkçı kadroları yani sağlıkçılar için boş kadro da evet, var yani ona evet. Rağmen atama bekleyen öğretmenler evet. Var. Ziraat mühendisleri evet. Var, ziraat teknisyenleri var, veterinerler var. Yani öyle şayet maalesef. İnşallah kazanırsınız, hakkınızda i̇nşallah. Hayırlısı olur. İnşallah. Ülkemiz için hayırlısı olur. İnşallah. Beklediğimiz çok gençler eyvallah, olarak. Eyvallah. Sizlerin de gençleri desteklediğini biliyoruz. Aynen öyle. Allah razı olsun. Gençlik olarak umudumuz sönmeden inşallah. Siyasi gençleri. Görüşümüz ne olursa olsun tabii, buraya tabii. Gelmiş bizi evet. Onurlandırmışsınız. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok mutlu olduk. Teşekkür ederim. Çok ne demek başkanım. Görüşürüz. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Burası mimarlık ve mühendislik ofisi. Burada proje kaç arkadaş çalışıyorsunuz? Biz 3 kişiyiz burada. Bir de çalışanımız 4 kişiyiz. 2 mimar, bir elektrik elektronik mühendisi, bir de tekniker var. Güzel. Burada Karapınar'a inşaatında elektrik enerjisinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Güzel. Tabii biraz mücadelemiz zor. Evet evet. Kolay değil. Ya üniversiteler evet. Yeni bitirdik. Böyle bir girişimde bulunduk. Ama işte son ailelerimiz yaşadık. Burada değil mi? Burada burada. Burada. Burada evet. Başkanım. Evet. Sizi sormalıyız. Siz nasılsınız? Ben iyiyim, iyiyim. Başarılı olmanızı isteriz tabii. Yani ekonomi ne kadar iyi olursa aslında sizin önünüzde o kadar açılmış olur. Evet. Yatırımlar ne kadar fazla olursa evet. Siz de o kadar gelir elde etmiş olacaksınız. Harcadığınız emeğin karşılığında inşallah olacak. Yapacağız. İnşallah. Yapacağız. İnternet hizmeti mi veriyorsunuz? Evet, internet yere. Evet. Sorun yaşanıyor mu internette? Başkanım şu anda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Altyapılarımızı sürekli güncelliyoruz. Fiber altyapısı falan işte yatırım yapıyoruz. Devam ediyoruz bakalım inşallah. Şey nasıl? İnternet yaygınlığı ne kadar? Şu an sabit internet hizmeti veriyoruz sadece biz başkanım. Evet. İşte hane başına %25'e falan tekabül ediyor. Karapınar'ın yerli interneti başkanım bu. Sadece kent Wi-Fi olarak Karapınar'da hizmet veriyoruz. Öyle mi? Tabii. Sadece buraya mı? Tabii. Evet. Diğer illerde ve içeride farklı firmalar var ama bu sadece Karapınar'ın. Aynen. Karapınar hizmet veriyoruz. Vallahi güzel bir şey yapıyorsunuz. Evet. Özellikle gençler tabii isterler. Kesinlikle. Evet. Artık internetsiz sosyal medya hayat yok. İnternet artık bir hak. Ekmek gibi, evet. Su gibi, elektrik gibi. O da bir hak yani sonuçta. Dünyaya ulaşmak istiyorsunuz. Kesinlikle. Haberleşmek istiyorsunuz. Aynen öyle başkanım. Efendim hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Gazi Mustafa Kemal Yüksel. Kaçıncı sınıftasın? Dörtten. Ben de yedinci. Yedinci sınıf. Dersler nasıl? İyi, güzel. En sevdiğin ders hangisi? En sevdiğim ders matematik ve Türkçe. O zaman tokalaşalım. Seni? Matematik. Matematiği seviyorsun. Ne kadar güzel ya. Matematik müthiş bir şey. Kaç kişi var sınıfta? 27. 27. 29 kişi. 29 kişi. Hedef ne? Ne olmak istiyorsun? Herhalde hakim olmak istiyorum. Hakim olmak istiyorum. Vallahi adalete ihtiyacımız var. Senin de hakimliğine bizim ihtiyacımız var. İnşallah. Hadi başarılar diliyorum. Teşekkür sen? Ederim. Genetik mühendisi. Genetik mühendisi. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Çok hızla gelişen bir bilim dalı. Genetik. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Sayın Genel Başkanım. Nasılsınız? Efendim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Vallahi hoş geldiniz Genel Başkanım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Güzel fotoğraflar çekiyorsunuz herhalde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, evet. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkür sağ ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Türkçeyi ondan. Mağazını açıp düzüreceğim. Biliyorum. Onun haberim var. Hadi, sen de hiç meraktan mı? Hadi. Kim üretiyorsa... Vatandaş bitti. Kim üretiyorsa ona destek vereceğim. Vatandaş bitti. Onlar bitirdiler, biz ayağa kaldıracağız. İnşallah, umuyoruz. Hiç ayağa kaldıracağız. İstiyoruz. Başkanım, hayırlı günler diliyorum. Hayvancılık nasıl bölgede? Hayvancılığımız, potansiyelimiz iyi bir bölge. Potansiyel çok iyi. O, evet, Karapınar. Evet.
Türkiye genelinde ilçeler bazında küçük başı en yoğun olan, evet, noktasal bazda, evet, yüksek bir yer. Evet. Potansiyelimiz iyi. Evet. 2020 rakamları 92 bin büyük baş var. 340 bin de küçük baş var. Küçük baş. Evet. Tamam. Onun dışında geçmişte daha mı fazlaydı? Geçmişte küçük baş sayımız şimdi biraz azaldı. Büyük başa yönelim oldu. Ama verim artışlarımız var. Güzel. O anlamda. Güzel. Şimdi sağlıyoruz, evet. Daha çok üretici, besici neden şikayet ediyor? Şimdi hepimizin malumu enflasyon var. Evet. Hani anormal bir şekilde bir enflasyonumuz var. Onu biliyorum. Yem fiyatları, diğerleri zam geldi de. Yani veterinere yönelik olarak beklenti, şimdi, mesela aşılama. Başkanım, şimdi bizim hani çalıştığımız kesim sahada üreticiler, biliyorsunuz. Üreticiler, evet. Onlar mutlu olmayınca tabii bir sıkıntı oluşunca tabii herkese yansıyor. Size toplum yansıyor. Çünkü hepimizin böyle, ortak böyle çalışma alanı, böyle yaşam alanı. Böyle. Ama tabii bir küresel ölçekte de bir kriz var. Evet. Yani onun yansımalarını da görüyoruz. Evet. İnşallah iyi olur diye umut ediyoruz. Olur, iyi olur. Niye iyi olmasın? Tabii yani biz geçmiş köklü bir şeye sahibiz yani. Öyle. İlçe olarak, insan öyle olarak. Öyle. Genç bir nüfusa sahibiz. Öyle. Öyle. İnşallah bunlar hep birlikte. 2035'ten sonra yaşlanıyoruz yalnız. 2035'e kadar Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı gençlerden oluşuyor. 2035'ten sonra Türkiye yaşlı ülkeler grubuna girmeye başlıyor. Avrupa'nın da gerisine düşüyoruz. Evet. Efendim? Avrupa'nın da gerisine düşüyoruz yaşlılık oranında. Öyle. Bizim gençler oraya gidince biz onların gerisine düşüyoruz. Evet. Ama aşacağız inşallah. Genel başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, teşekkür ederim. Mustafa ismi. Çok memnun oldum Mustafa. Siyasi farklılıklarımız var. Aynı şekilde meslektaşız. Hiç önemli değil efendim. Hiç önemli ama değil. Ama aynı yerdeyiz. Evet. Umudumuz var. Evet. Umudumuz var inşallah. İnşallah. Millet İttifakı'ndan umudum var benim. İnşallah. İnşallah. Halledeceğiz. İnşallah her şey iyi olacak. Halledeceğiz. Küresel kriz var. Savaş halinde. Rusya ile Ukrayna. Savaş halinde. Savaş yani. Öldürüyorlar yani. Top, tüfek, tank vesaire. Başkanım tabii. Ve oradaki enflasyon bile yani bizim çok çok altımızda. 16-18'lerde. Yani. Başkanım şöyle ama tabii dünyanın en büyük iki buğday ihracatçısı Ukrayna ile Rusya. Biz niye biz ihraç etmiyoruz? Bizim 19,5 milyon ton buğday üretimimiz var. Kendimiz üretmeliyiz. Bu sene inşallah 20,5 milyon ton üretim olacakmış. İnşallah. Evet. İnşallah. Rakamda onu söylüyor hani istatistikler. Tabii. Genel Başkanım, bizim de bunu aşmamız lazım. Hollanda'da 4 tane veteriner fakültesi var. Türkiye'de 36 tane veteriner fakültesi var. O ayrı bir dert. O dertlere girmeyelim. Sadece o değil. Hukuk fakülteleri. Nerede hepsi, bir boş hepsi bina bulda hukuk fakültesi var. Eczacılık var. Her alanda büyük sıkıntılar var. Yani planlama yok. Bizler her şeyin yok farkındayız. Anadolu, evet, insanı olarak, bu toprakların, evet, insanı olarak, evet, her şeyin farkındayız. Çözeceğiz. Gidiyoruz. Çözeceğiz. İnşallah. Hep beraber. Lütfen. Lütfen bizi bu ucube sistemden kurtarın. Bizi bozmayın. Bozmayın. Yani biz halledeceğiz. Buraya kadar geldik. Halledeceğiz. Beraber halledeceğiz. Ama. İnşallah. Başım. Beraber ama. Tek başına daha dün geldi elektriğe. Doğan daha 130-140 milyon. Eş zamanlı aynı gece 1 lira mazot. 1 lira mazot. 1 lira benzer. Yani resmen bize yaşamayın diyorlar ya bu ülkede. Bu ülkede öz evlatlar hiç bize yaşamayın diyorlar bu ülkede. Siz de beraber. Hep beraber. Hep beraber. Hep beraber. Bey de öğrencim, inşallah değerlendirirsiniz. Siyasete yetiştirdik. İyi yetiştirdik. Öğrencim. Hoca vallahi tabiyetim oldu kadar. Sizin eseriniz hoca olarak artık. Vallahi değil, çok sevdim, birazcık evet katkımız olmuştur. Sağ olun, al. Olmaz ama. Peki. Şimdi özellikle sizler için aldık. Sağ olun, buyurun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar buyurun. Buyurun. Ne Kamil yapıyorsunuz Bey hocam? İyiyiz, İyisiniz. Evet. Güzel. Öğretmenlikten sonra ticarete atıldık. Evet. Buna bir çare. Ben kendim emekliyim, karnım aç. 2500-3 lira maaş alıyorum. Evet, evet, evet. Benim oğlum üniversite imtihanına girecek. Üniversiteyi kazansa bile ben okutamayacağım. Evet. Durumum yok. Evet. Açız yani, açız. Evet. Allah aşkına bunlara bir çare. Halledeceğiz inşallah. İnşallah. Beraber i̇nşallah halledeceğiz. Hiç çok sağ ol. Hoş geldin, sağ sefalar ol getirdin. Var olun efendim. Genel başkanım. Dostlara selam söyleyin. Tamam. Siz nasılsınız? Bir dondurma olunca herhalde elektrik faturası bir aile. Nasıl şimdi? Faturalar kabarık. Kabarık. Evet. Nasılsınız başkanım? İyiyim, hafızasın, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizim iki faturamız arasındaki fark var başkanım. Cem abi biraz kaçsın. İkinci ay, üçüncü ay.
597 lira. Sadece daha bizim bu kendi dükkanımızın depolarımız var, üretim yerimiz var. Oralar yani çok afaki fiyatlar var. Evet. Tabii. Büyük sıkıntı olacak. Tabii tabii der bizim Maraşlı. Maraşlı mısın? Maraşlı. Aa güzel, güzel. Bir tane alalım bari. Evet. Bunun adı ne? Buna Antep fıstıklı mozaik derler. Mozaik. Mozaik. Dondurmamız da gidiyor musun? Başkanım. Tamam. Niyetlendi var başkanım. Okula gidiyor. Diğer küçüğü de yeni geldi. O da döner yiyor. Afiyet olsun diyelim. Biz fiyatlardan çok şeyiz. Elektrik olsun, kiralar olsun. Çok muzdaribiz yani. Küçük evet. Esnaf olarak şeker olsun. 290 aldığımız şeker 1200 lira oldu. Evet. Antep fıstığı yine aynı keza. 220 alıyoruz, 440 lira oldu. Öyleymiş, öyleymiş evet. Yani çok şey durumdayız. Şu an bizim Maraş'ta iki tane pastanemiz var. İkisi de çok evet. Bitik durumda yani. Evet. Hadi Allah kolaylık Allah versin. Allah razı olsun. Biraz teşekkür sabredin. Ederim. Biraz sabredin inşallah. Çözeceğiz inşallah. Kayınpeder olur. Hoş geldiniz. Beraber çalışıyoruz. Televizyonda daha güzel görünüyorsunuz. Öyle mi? Evet. Güzel. Güzel. Evet. Teşekkür ederim. Memnun olduk inşallah. Nasıl gidiyor? Çalışıyorsunuz. Mecliste durumlar nasıl? İyi, fena değil. Ben çalışıyorum tabii. Evet. İsteriz ki tabii herkesin yüzü gülsün. Doğru. Herkes evet. Kazansın. Muhakkak. Herkes alın terini karşılığını evet, evet. Alsın. Evet. Ama biz de şey olarak genel o. Olarak evet. Bu fiyat istikrarsızlıklarından hep müzdaribiz. Öyle, öyle. Vatandaş bilmiyor bize kızıyor. Arkadaş sen bunu 10 liraydı 20 yaptın diyor. Öyle. Biz de ister istemez. Ve sizin elinizde değil ki. Değil. Biz de aldığımız yerden o şekilde aynen, yüksek alıyoruz. Aynen, o yüzden aynen, dolayı. Aynen. Evet. Başkanım ya. Biraz sabredin. İnşallah, İnşallah. Hepsi fiyat istikrarı da olacak. Milletin sabrı sonsuz. Evet, öyle. Öyle. Sabır olmazsa öyle. Zaten öyle. Hemen raydan çıkarız. Abi geldi başkanımız sordu buraya ne var ne yok diye. Ben ne dedim biliyor musun? Evet. Dertler çoktur. Hangisini söylesem dedim. Güneş paneli üzerine çalışıyoruz. Güneş paneli. Emlakçılık üzerine çalışıyoruz. Güzel. Gayrimenkul üzerine. Kaç arkadaşsınız? Bahattin Bey'le beraberiz. Güzel. Ziraat Bankası'nın emekli Bahattin abi. Bir şey dediler, tarla satışları var. Evet. Konya'da biraz fazla. Evet. Var mı gerçekten böyle? Var, hala devam ediyor şu anda. Alıcılar daha çok nereden? Yurt dışında. Yurt dışında. Evet. Evet. Dışkışlayalım daha doğrusu. Öyle Sayın Başkanım. Siz nasılsınız? İyisiniz? Efendim kolaylıklar diliyorum. Allah razı olsun. Bol kazançlar diliyoruz. Güler yüzlü bir ortamda çalışmanızı arzu ediyoruz. İnşallah. Allah razı olsun Sayın Başkanım. Kazanın, bereketli olsun diyoruz. Peki efendim, hoşça kalın. Söyle. Ben iki kooperatif, sulama kooperatifinin muhasebeliğini yapıyorum kendim. Bu sene %70 çiftçimiz MEDAŞ'a elektrik paralarının için avans verdiler. Nedir? Bankaların kredi kartını kullandılar. İmece kartını, Başak kartını. Onları kullanarak elektrik parası ödediler. %32'si nakit para yatırabildi. Çiftçi o şekilde nedir? Her suladığı su parasını bugün veresiye alıyor. Bankaya borçlanıyor. Anladın mı? Yani evet. Zamlara bir şey söylemek istemiyorum. Ondan evet, söylemiyorum. Evet, evet, bir de bu tarım kredideki bazı şeyler 3 yıllık, 4 yıllık alınan kredilerde her yıl komisyon alıyorlar %4. Daha önce de %4 bir alıyorlardı, bir sefer alıyorlardı kredi başına. Ama 4 yılını 4 sefer %16 alıyorlar. Bir değerleme yapmıyorlar, hiç değerleme. Yani evet. Bu %3 ise varmış zam. Adamın ipoteği nedir? İpoteği 50 bin liradır, 125 bin lira kredi. Otomatikmen artırmıyorlar. 3 tane kefili bu getireceksin, yeniden ipotek alacağız, yeniden plan yapacağız. Bütün çiftçi perişan ediyorlar. Bu açık açık yani. Şimdi zamları konuşmaya da gerek, herkes biliyor evet. Zamları zaten. Oldu başkanım, sağ olun. Çiftçi elektriği bedava vereceğim. Unutmayın. Bu kooperatif güneş enerjisi var ya, onu kooperatife dönüştüreceğiz. Her çiftçi ortağı olacak. Hem bedava kullanacak, enterkonekte sistemde artanı satacak, bir de gelir elde edecek. Olur musun? Yani beşli çeteye değil, üreten adama bir Allah'ın izniyle. Zamlardan baktık. Allah'ın izniyle. Başkanım. Başkanım. Eyvallah. Nasılsınız? Allah iyiniz? Razı olsun. Nasılsınız? Amcasın, sağ olun. Allah teşekkür ederim. İnşallah. Çok sağ olun. İnşallah. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba. Estağfurullah. Estağfurullah. Sağ olun. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefer yedin işlerde. İnşallah. 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 Selamlarımı, saygılarımı. Allah razı olsun. Sayın Başkanım.